Şimdi yine şehidimiz Salih Ay'ın memleketi Erzincan'a gideceğiz. Erzincan son günlerde gündemde önemli bir yer tutan şehirlerimizden biri elbette. Zira malum İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son gelişmeler şunlar. Faciaya ilişkin soruşturma devam ederken şirketin Türkiye müdürü gözaltına alınıp sonra da serbest bırakıldı. Halbuki fikri takip açısından söylüyorum, genel müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Altın madeninin sahibi Anagold'un lisansı iptal edildi. Üretim faaliyetleri durduruldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İzleyelim efendim. 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Köyü'ndeki maden ocağı sahasında toprak kayması meydana gelmiş, 9 işçi toprak altında kalmıştı. Kayıp işçileri arama çalışmaları aralıksız devam etti. 13 Şubat 2024 saatler 14.40'ı gösteriyordu. 10 milyon metreküp'e aşkın toprak işte tam da o noktadan 9 maden işçisinin bulunduğu alana doğru nehir gibi aktı ve 9 maden işçisi toprağın altında kaldı. Onlara ulaşabilmek için ekipler o günden itibaren aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Facianın ardından altın madeninin sahibi Anagold'un lisansı iptal edildi. Üretim faaliyetleri durduruldu. Şirketin büyük ortağı Kanadalı SSR Mining'in Toronto borsasında işlem gören hisseleri de %50'den fazla değer kaybetti. Kayıp 1 milyar doları geçti. Çevre izin belgesi olmayan herhangi bir işletme, maden veya herhangi bir şey çalışması söz konusu değil. Dolayısıyla çevre izin belgesi şu anda burada iptal edilmiş durumdadır. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altın madeni ocağı işleten şirketin Türkiye müdürü de gözaltına alındı. İliç Adliyesi'ne sevk edilen zanlı yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden soruşturmalar kapsamında toprak kaymasının yaşandığı günün sabah saatlerinde alandaki çatlaklar madenciler tarafından fotoğraflanmıştı. O fotoğraflar bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Sabırlı dere alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yeni bir kütle bu tarafa doğru, vadiye doğru geldi. Bakan Yerlikaya çalışmalarda araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını belirtti. Arama kurtarmayla ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerinde şu anda arama kurtarma profesyonel ekibimiz var. 2700'ü aşmış vaziyetteyiz insan gücü olarak. 800 aracımız var. En modern, en güçlü araçlarımız var. Bakan Bayraktar hem suda hem de toprakta halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altını çizdi. Dereye gelen temiz suyun daha yukarıdan kontrollü bir şekilde buranın arkasından, barajın arkasından normal temiz bir akış kanalına kuşaklama dediğimiz hadiseyi DSI çalışmış durumda. Dolayısıyla bununla alakalı herhangi bir risk görmüyoruz. Bölgedeki toprağın taşınma sürecinin başladığını söyledi. Özellikle buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve oranın hazır hale getirilmesi önemliydi. Dolayısıyla bu şu anda çalışmaya başladı ve aslında bu bölge şu anda tahliye edilmeye başlanmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada 10 milyon metreküp bu toprağın tek seferde kaldırılabilmesi için 400 bin kamyonun gerektiğini belirtmişti ve yine işletme sahasında yer alan eski bir mermer ocağına bu toprak istiflenecek ve bu toprağı kaldırma çalışmaları da aylarca devam edecek.